2'de. Ofise gidiyorum dedi. Geceleri de hep çalıştığı için hiç sorgulamadım bile ben. Hiç tehdit alıyor muydu? Hayır. Yani sanmıyorum. Babam yokluktan geldiği için herkese kol kanat gererdi. Çalışanlara baba derdi, düşünün. Herkes çok severdi babamı. Pardon. Yani işinde gücünde ailesine bağlı bir adam kim neden düşmanlık beslesene inanın bilmiyorum. Babanızın yanındaki kadın Sibel Andaç. Onu tanıyor musunuz? Hayır. Sizce kim olabilir? Yani babanızla aranızdaki ilişkisinin boyutu nedir, bilginiz var mı? Bilmiyorum. Bir düşünün. Daha önce size hiç bahsetti mi Sibel Hanım'dan? Anneniz bir şüpheden bahsetti mi? Daha önce yaşanan bir gönül ilişkisi. Babanızın daha önce de gönül ilişkileri olmuş muydu? He, siz eminsiniz yani. Yani bu kızla babam kesin sevgiliydi, öyle mi? Bakın memur bey. Burada bir zinadan bahsetmiyoruz. Ortada bir cinayet var. Burada sizin bulmaya çalışmanız gereken şey bu iki insan neden beraber de değil. Bu iki insan neden öldürüldüler? Kın hanımefendi. Onların arasındaki ilişkinin boyutu, birbirlerini tanıyıp tanımadıkları cinayet için bir sebep olabilir. Lütfen bir daha düşünün. Ahmet Denizer'le Sibel Andaç'ın arasındaki ilişkinin boyutu neydi? Mesela sevgili olabilirler mi? Bilmiyorum beyefendi. Umurumda da değil. Babam evine bağlı iyi bir adamdı. Eğer o kızla bir ilişkisi olduysa da kesin Sibel yoluna çıkmıştır onun. Babamı parası için ayartmıştır. Oldu mu? Aldınız mı cevabınızı? Rahatladınız mı? Hanımefendi, burada benim rahatlayıp rahatlamamam değil önemli olan. Ben burada ifade almaya çalışıyorum. Hadi anne, arkadaşlar bırakacaklar. Ortak büyük. Lütfen anne. Bakın, son kez soruyorum size. Ne biçim konuşuyorsunuz, ayıp değil mi? Benim nişanlım hakkında böyle konuşamazsınız. Beyefendi biraz sakin olur musunuz? Burada ifade bir kelimeden iftira atma. Sakin makine olma. İftira mı? Ne iftirası? Dur! Bak bir şey söyleyeyim mi? Senin dünyanda böyle insanlar birbirine iftira atıyor olabilir ama Sibel öyle bir kız değil. Ömer. Kimseyi laf ettirmem. Ben de kendimi aileme laf ettirmem. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Dur be! Terbiyesiz mi? Ya Allah aşkına, onların şu adamı yoksa şikayetçi olacağım. Tamam, sonra gidersin. Kime istiyorsan şikayetini yaparsın. Önce attığın itirağı geri alacaksın. Nasıl ifade vereceğimi sana soracak değilim. Ne yani, paranla görür insanları çamurla alacaksın. Ya ne be, dur! Hadi. İftira atamazsın. Allah aşkına, çıkar mısın? Seninle daha fazla konuşmak istemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Sana da ailene de ispatlayacağım. Benim nişanlım senin babanın metresi değil, tamam mı? Delirmiş mi bu adam ya? Sanki nişanlısını benim babam öldürdü. Asıl benim sizden şikayetçi olmam lazım. Ya beni sinirlendirdiniz, öyle abuk subuk laflar ettirdiniz. Kızın nişanlısı gelince de bir köşenize çekildiniz. Hanımefendi. Ya sanki bir de acımız yetmiyormuş gibi bizi birbirimize düşürdünüz. Keşke bu kızıma gelseydim ya. Sorularınız bittiyse ben gitmek istiyorum. Başın sağ olsun.
Ömer! Benim yüklüğünüze de. Yok abi, yengemler hazır değil de. O iş Melike'ye kaldıysa. Var mı girişim? Vallahi Ömer, elde var sıfır. Yani ne zaman tanıştılar, ne zaman buluştular, ne yaşadılar? Adamın ailesi bir şey bilmiyor. İşim var demiş, 12'de çıkmış. Sibel'in kaçta çıktığını bilmiyoruz. Hadımköy'de bir adam yakaladık. Enseledik şerefsiz dedim, silah tutmadı. Zaten bütün gece iş yerindeymiş. Ömer. Edem. Bak Sibel'e kondurmam. O bizim ailemizin bir ferdi. Bu olayı çözmek istiyorsak her ihtimali düşünmemiz gerek. Yani bir varsayım. Ama yani bu adamla aralarında bir ilişki olduysa... Abi, bu dediğini duymamış olayım, kalbini kırarım. Aslanım, ben senin canını yakmak ister miyim? Senin onurunu kırmak ister miyim? Bu ihtimali de düşünmek, bu soruyu sormak lazım. Soru falan sorma abi, ne sorusu? O kız benim nişanlımla evleneceğim kızdı, siz ne anlatıyorsunuz? Tamam aslanım. Tamam ama her şey insan için. Sen Van'daydın. Belki yeterince tanıyamadın kızı. Bak, Melike yengenle ben bir ömürdür beraberim. Hala afallatıyor kadın beni lan. Kimse kitap gibi okuyamıyor ki. Belki bir sıkıntısı vardı. Belki senden sakladığı bir şey vardı. Belki bu yüzden adamla... Abi, bak biz seninle böyle şeyler hiç konuşmadık. Konuşmaya da gerek yok zaten. Biz Sibel'le döneceğimiz günü bekliyorduk. Sibel de bunu istiyordu. Ben eminim abi, Sibel öyle bir kız değil. Tamam aslan. Rapor gelsin, hepimizin içi rahatlar. Abi, ilgin, alakan, abiliğin için sağ ol. Zaten herkes bir şey söylüyor. Allah'ını seviyorsan şu dedikoduları kulağımızı bir tıkayalım. Tıkadık. Tamam. Oğlum kurban olurum ben sana. Kırdın mı ben seni? Abi, sen benim canımsın. Herkesten çok benim iyiliğimi sen istersin. Ama sen de bana inan. Ben Sibel'den eminim. Tamam aslanım, sen öyle diyorsan öyledir. Ben de öyle yazdım kitaba. Ben aşağıda bekliyorum. Hadi kızım, geç kalacağız. Oğlum versene şu elini. Kızım herkesten önce orada olmamız gerek. Giy şu ayakkabını hadi. Vallahi anne hiç içimden gelmiyor. 60 yaşında adamın kucağında öleceğine sokakta köpeklere yem olaydı daha iyiydi. Yani bir de gidip yasını tutacağız. Sen zaten bu niyetle hiç gelme. Ettiğin dua da kabul olmaz. Hayır anne. Yani Ömer'in başını öne eğdi. Ama bak gör. Hüseyin bulacak her şeyi. O kızın foyasını ortaya çıkaracak. Kız yolu çıkacak, göreceksin. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Hasan, oğlum ne yapıyorsun sen burada ya? Ha? Yürü yetiş babaannene hadi. Demet, hadi kızım. Geldim. Demet, kızım bu suratın hali ne? Ne var ki halimde? Kızım biz düğüne mi gidiyoruz, cenazeye gidiyoruz? Ya yok gibi zaten. Babana da öyle anlatırsın. Babam gelmeyeceğim demişti. Bahçede. Babaanne ne yaptı, ne etti? Ağzından girdi, ay burnundan çıktı. Ya. Bahçede bekliyor. Git anlat ona canım. Sil şunları. Çabuk ol Demet. Çıktı mı? Çıktı. Sil şu yanaklarını da hadi. Tamam, sessiz ol. Erkekler alt kapta. Ben la ilahe illallah ve 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 la
İnnemâ tünzirü men ikteba zikre ve şirrahmâne min gayb. Ve beşşirü mağfiretim ve ecrin kerîm. İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ gaddimu ve asârum. Ve küllü şeyin akseynam fî imâmin mubîn. Sadakallahu l-azîm. El-Fâtiha. Başınız sağ olsun. Bana bir söz ver oğlum. Bize bu acı yaşatanları bulacaksın. Bulacağım. Kızlar her şey kusursuz olsun. Aman tamam mı? Zerrin Hanım gecikmelerden nefret eder. Tamam. Canım, tabaklar, bardaklar boş kalmasın olur mu? Dikkat et, ne olur. Zor tabii yani. Zorlanıyoruz. Pardon, müsaadenizle. Geliyorum. Seni kaçırayım dedim. Zerrin teyze inecek mi aşağı? Yok, inme dedim. İnsanlarla konuşmak iyi gelmiyor anneme. Babamın ardından acı mı çeksin, öfke mi duysun bilemiyor kadın. Tahir amca. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Sen nasılsın? İyiyim, iyi. Cenazeden bu yana toparlayamadım kendimi. Ben bir kardeşten öte bir can yoldaşını kaybettim. Nasıl iyi olabilirim ki? İçim acıyor. Koca ihanetinin en kötüsü bu şekilde. Düşünsene ölür insan bu utançta. Bayağı uzun zamandır sevgilisiymiş diyorlar. Hayır kız bir de ilkokul öğretmeniymiş. Rezilliğin bu kadar da pes valla. Bitmiş kadın bitmiş. Uyutuyorlarmış. Cevriye Hanım. Biraz gelir misiniz? Başın sağ olsun tatlım. Cevriye Hanım sizi babamın anasını kirletmekten de annemin gururunu incitmekten de men ederim. Elifciğim sen beni yanlış anladın. Ben gayet iyi duydum Cevriye Hanım. Şunu bilin ki cenaze evinde dedikodu yapılmaz. Lütfen bizi daha fazla üzmeyin. Biraz daha anık, kusura bakma. Polislerden sonra cenaze için gelenler de olunca elim varmadı toplamaya. Fatma abla. Geliyorum. Thank you.
oldu Arda? Abi önemli bir şey buldum. Çabuk gelmen lazım. Hemen geliyorum. Elif Hanım. Buyurun. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Pardon, ben sizi çıkartamadım. Elmaslar nerede? Anlamadım. Anladım. Elmaslar nerede? Beyefendi siz bu... Gel! Git şuraya! Elif Hanım. Babanız bizden elmaslarımızı çaldı. Biz de geri istiyoruz. Ne çalmasız? Siz de nedeninizin farkında mısınız? 110 milyon lira değerindeki elmaslar. Bizim elmaslarımız. Parasını tıkır tıkır ödedik ama babanız malımızı vermedi. Varisi siz olduğunuza göre demek ki siz vereceksiniz. Siz kimsiniz babamla? Ne işiniz vardı? Hiçbir fikrim yok ama benim elmaslardan haberim yok. Elif Hanım. Siz bizi çıkaramadınız ama biz sizi çok iyi biliyoruz. Ahmet Bey bütün işlerini sizinle yürütür. Sonuçta siz de mücevheratçı değil misiniz? Her gün elinizden bir sürü elmaslar geçiyor. Elmaslardan haberim yok. Elif Hanım, babanız işlerini size emanet etmedi mi? Ha? İyice bir düşünün. Belki bizim elmaslarımızın nerede olduğunu biliyorsunuzdur. Bakın, bahsettiğiniz meblağ çok yüksek. Eğer babamla bunu konuşmuş olsaydı benim kesin haberim olurdu. Haberim yok. Bana bak kızım. Seçim senin. Ya bu elmasları bulursun ya da ailenin canını fena yakarım. Anladın mı? Ben gidip Taner'i çağırayım. O sürekli şirketteydi, o bilebilir elmasını. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin de sormayacaksın da. Tamam mı? Benim bu ziyaretimden de kimseye bahsetmeden bulacaksın o elmasları. Hepinizin iyiliği için. Anladın mı? Annene bile bahsetmeyeceksin. Diyelim ki bunu ben. Elmasları nereye getireceğim? Bu kolay. Sen bir bul. Biz senin yanına geliriz. Elif. Şakalı şakalı. Ne oluyor burada? Zerrin Hanım başını sağ olsun. Allah sabır versin. Elif Hanım, görüşmek üzere. Müsaadeniz. Kim bunlar? O adam niye kapıda dikiliyordu? Babamın arkadaşları anneciğim. Başsağlığına gelmişler. Elif, Cevriye Hanım'a yaptığını duydum. Haklı da olsan yaptığın hiç hoş değil. Hadi hemen içeri giriyorsun. Daha fazla beni zor duruma düşürme rica ediyorum. Tamam anneciğim, sen git, ben geliyorum. Elif? İyi misin? Elif! Bırak onları, bırak, bırak, bırak! Özür dilerim. Anneciğim sen git, ben biraz nefes alayım, geliyorum, tamam mı? Hadi sen git. Ömer. Evet, nedir? Abi yolundaki MOBESE görüntüleri geldi. İzleyen oldu mu? Yok, görüntüler geliyor dediler, hemen seni aradım. Senden 5 dakika önce teslim ettiler daha. Arda.
Telefon kayıtları geldi. Ne çıktı? Hiçbir şey. Ne Sibel aramış adamı daha önce, ne de Ahmet Denizler Sibel'i. Biliyordum. Bakalım görüntülerden ne çıkacak? Ben aşağıdayım. Bu ne biçim işler? Kim lan bunun sorumlusu? Vallahi bilmiyoruz komiserim. Gelen mobese kaydı bu. Görevli de kameranın sık sık bozulduğunu söylüyordu yani. Ay ben böyle işim var ya. Tam. Abi ne oluyor? Bozuk. Atlıyor. 10 dakika var, 10 dakika yok anasını satayım. Ahmet'in arabasının geçişi? Yok. Adam gece 2:17'de oradan geçmiş. Araba uzaktan görünüyor. Tam bakıyoruz, plakayı okuyoruz, içindekileri göreceğiz. Yok, devamı yok. Boşa heyecanlanmışız. Her işimiz Allah'a kalmış bu memlekette. Al bunu incelemeye gönder. Abi de ben bakayım mı? Oynanmış. Nereden anladın abi? Bak. Ahmet Denizler'in arabası geçiyor. Ondan sonra pırıl pırıl akıyor görüntü. Birisi önden biraz silmiş. Ama canı sıkılmış galiba. Bütün kaydı aynı muameleyi yapmamış. Anladın mı? Bak. 2:17'de Ahmet Denizler'in arabası buradan geçmiş. Olay yeri arasında 33 kilometre var. Soru. Kaç dakikada gider? Yol boş, o arabayla en fazla 15. 2:32 yapar, biz 2:30 diyelim. Cinayet 3 ile 3:30 arasında işlenmiş. Adli tıp öyle diyor. Biz 3:30 diyelim. 1 saat kayıp. 1 saat ne yaptılar? Başka bir yola mı girdiler? Ben mahallede de vakit geçirmiş olabilirim. Yani belki şey yaptılar abi, hani manzara falan. Abi ne bileyim, akıl geçiyorum işte ben de. Bakacağız. Hepsi varsayım. Çağırdı. Yoksa benim boyum aşar biliyorsun. Ya bak, sor bana ne istiyorsan söyleyeyim ama bana dosya deme. Ne diyeyim, sadece bir göz atacağım. Ya görevli memur dışında dosya yazsak biliyorsun. Yakarlar beni. Ömer'i uzak tutacaksın dediler bana. Ya abi lütfen bak göz... Ya abi! Ha, polis de olsan öldürülen senin nişanlın sonuçta. Anlaşıldı. Dosyayı kendim alacağım. O geceden sonra babamın odasına giren oldu mu? Polisler arama yaptılar. Babanın bilgisayarını falan götürdüler. Her taraf darmaduman oldu. Bir şey buldular mı? Yok. Yani bana bir şey söyleyen olmadı. Sen iyi misin ya? Ne zamandır konuşamadık. İyiyim bari, nasıl olayım? Odada ne yapacaksın ki? Tek ben de geleyim mi seninle? Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yani evde yapamıyorum gelen giden. Kimse içeri girmesin, olur mu? Aynı silahla öldürdükleri kesinleşmiş.
Bu da Sibel'in darp izleri. Abi sen dedin ya olaydan iki gün önce motorlu kurye çarpmış diye. Ama bunlar yeni. Renginden belli. Sanki sürüklenmiş gibi. Sonra arabaya taşındı. Sandalyeyi çeksene. Ne çek abi sen? Sandalyeyi. Niye? Çek. Getir abi. Şimdi. Otur abi. Şimdi sen Sibel'sin. Ahmet Denizer burada. Direksiyon burada. Ben de katil. Oha abi abartma sen. Şimdi. Ahmet Denizer yüzünü katile dönmemiş. Ahmet'in de kafasında, Sibel'in de kafasında kurşun çakıç izi vardı. Ahmet'in kanı Sibel'in üstünde sıçramıştı. Sibel'in kanı nerede? Sibel tam alnının ortasından vurulduğuna göre Sibel'in ölümüyle ilgili üç seçeneğimiz var. Diyelim ki tam karşıdan vuruldu. Tak. Ne olur? Ön cam patlar. Ama ön cam sağlam değil mi? Evet. O zaman diğer seçenek. Katil Sibel kaçmasın diye onun tarafına geçti. Ne yaparsın? Ona doğru döner. Tak. Onu buradan vur. Ama fotoğrafta Ahmet'in cesedinin üzerinde Sibel'in kanı yok. Şoför mahallinde de yok. O zaman Sibel bu taraftan da vurulmuş olamaz. Tek bir seçeneğimiz kaldı. Katil önce Ahmet'i öldürdü. Sonra da Sibel'i öldürdü. Sibel'in olduğu camın fotoğrafı var mı? Arka camın fotoğrafları var mı? Yok. Bu fotoğraflarla ateş etme yönünü tespit edemeyiz. Sibel başka bir yerde mi öldü anlayamayız. Rapor eksik. Haklısın. Haklıyım tabii. Gidip kendim bakacağım. Araba nerede? Teslim edildi. Nasıl teslim edilir ya? Ya abi bilmiyorum işte. Teslim edilmiş. Oğlum Arda böyle iş mi olur? Rapor eksik yazılıyor. Araba vaktinden önce teslim ediyor. Böyle iş mi olur ya? Abi biraz tepeden baskı görüyoruz. Basınmasın tepesinde. Adam zengin. Yani dosya bir an önce bitsin istiyorlar. Aslarım onların zenginliğine. Ben de burada gerçeği bulmaya çalışıyorum. Arda bak Denizler ailesi arabayı nereye koymuş bulmam lazım. Bana yardım et. Yardım et ki izler silmeden arabayı bulayım. Hı? Tamam abi. Öğrenelim bakalım arabayı nereye yollamışlar. Tamamının fotoğrafı yok. Yangından mal kaçır gibi gitmişsiniz, teslim etmişsiniz. Böyle iş olmaz. Ömer. Ha Ömer, ben de sana... Hayırdır? Hayrı şu abi. Rapor eksik yazılmış. Araç da vaktinden önce teslim edilmiş. Biz de bunu arkadaşlarla konuşuyorduk, sen geldin. Tamam, sen gel benimle. Van'dan amirin arıyor. Oğlum adam telefonda lan. Ömer, Ethem. Kurban olayım. Tamam bak, acımız büyük. Üzgünsün, öfkelisin. Ama bu kadar üstüne gitme, zorlama insanları. Amirim çağırdım, iki dakikaya geliyor. Tamam. Oğlum bırak da bizim çocuklar bildiği gibi yapsın işlerini. O zaman sizin çocuklar işlerini doğru yapsınlar abi, böyle iş olmaz. Tamam aslanım, haklısın. Ben kulaklarını çekerim, açıklarını da kapatırız lan. Dosya kapanmadı daha. Oğlum biraz geri dur. Bak sen karıştıkça bu amir iyice burnunu sokuyor işlere. Bırak da ben kontrolü elime alayım. Alo. Dinliyorum amirim. Sağ olun, sağ olun. Kalanların başı sağ olsun. Sağ olun.
Da iznim daha yeni başladı aminim. Peki. Peki. Size de iyi günler. Ne diyor? Gel mi diyor? Hem de yarın. Ne yarın mı? Bak ertesi günü alırız, beklesin biraz Deyus. Git anamı gör, bir gece kal, ondan sonra git. O iznim ana emniyet ödül diye verdi. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya Ömer! Kal lan. Tamam kal. Ama kendini paralamayacaksın. Sakin olacaksın. Dosya bende oğlum. Abine de mi güvenmiyorsun oğlum? Ne diyor abi? Adam bana bir izin verdi, şimdi yanına çağır. Hem de ona takık olduğumu bilemiyor. Belli ki burada istenmiyorum. Dönecek misin? Siz şimdi söyleyin bakayım. Araba neredeymiş? Deniz'e Holding'e teslim etmişler. Tamam. Sağ ol. Burak Bey, müsaitseniz bir şey danışacaktım. Gelif Hanım, tabii tabii. Oturun lütfen. Babamın şirket dışında bankada falan kasası var mıydı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Zaten böyle bir şey varsa çok yakında miras yoluyla duyurulacaktır benim size. Benim acilen paraya... Cemil Hanım size verasetle ilgili gelecekti yakında. O kadar vaktim yok. Benim acilen yüklü miktarda paraya ihtiyacım var. Bu mümkün değil. Tamam, o zaman en kısa ne zaman olabilir? Şu anda bunu sağlamak mümkün değil Elif Hanım. Neden? En çabuk neyi elden çıkartabiliriz Burak Bey? Elif Hanım, biraz oturur musunuz? Lütfen. Babanızı yeni kaybettiniz. Bir de üstüne bunları duymanızı hiç istemezdim. Burak Bey, lütfen ne söyleyeceksiniz dolandırmadan söyleyin. Bakın, son yıllarda işler pek umduğumuz gibi gitmedi. Yarilerin çoğunu alamadık. Anlayacağınız, sizin şirketiniz dışında kâr eden hiçbir markamız kalmadı. Anlatamadım galiba. Benim acilen nakde ihtiyacım var. Evi satabiliriz, iş yerlerini satabiliriz. Elif artık Hanım, neyi... Şu anda hiçbir şey satamazsınız. Çünkü ailenizin evi, sizin Roma'da oturduğunuz ev, şirket binaları hepsi ipotekli. İflas mı ettik yani? Evet. Çok üzgünüm. Bunu benden nasıl saklarlar? Sadece sizden değil, Ahmet Bey bunu herkesten sakladı. Kimse bilmiyor. Bir tek ben ve benim birbirimden birkaç arkadaşım. Zerrin Hanım'ın bile haberi yok. Maalesef bir de yüklü banka kredisi var ödenmesi gereken. Zerrin Hanım'ın bile haberi yok. Bir çıkış yolu olsun diye para topladı babam. Maalesef bir de yüklü banka kredisi var ödenmesi gereken. Çok güzel kompetiz mağdurları. Kolay gelsin. Buyurun. Bugün emniyetten size bir araç teslim edilmiş. Tekrar bakmamız lazım. Araç nerede? Bir saniye. Murat Bey, Ahmet Bey'in aracı nereye konuldu? Polis soruyor. Araç otoparktaymış. Asansörle eksi ikiye inebilirsiniz. Sağ ol. Elif, sen hala gitmemişsin. İyi madem, gel odamda bir kahve içelim. Sonra içelim Bahar'cığım. Şimdi annemi yalnız bırakmayayım. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Birkaç gün bende kalsana, kafan dağılır. Tatlım, nasıl yalnız bırakayım evdekileri? İyi tamam, ben size gelirim o zaman. Elif. Ya çok geri zamanı değil. Nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum ama. Emniyet babanın arabasını gönderdi bugün. Aynen o kaza haliyle duruyor. Atalım mı, satalım mı, ne yapalım? Bilmiyorum. Bilmiyorum Bahar. Arabayı yıkamaya götürdünüz mü? Yok. Aileden kimseyi arayamadık. Acıları taze malum. Onlar gelsin diye bekledik. Taner Bey karar verir böyle işlere. Eyvallah. Aa kardeş, soruşturmanın gizliliği için müsaade edersen. Tabii buyurun. Eyvallah. Thank you.
Buyurun Elif Hanım. Biraz daha bekleyin, bir işim var, hemen geliyorum. Kolay gelsin. Ne işin var burada? İşim bitti, gidiyordum zaten. Öyle elini kolunu sallayarak gidemezsin. Bana bir açıklama yapacaksın. Bekliyorum. Yoksa polisi arayacağım. Bence gerek yok. Var mı yok mu göreceğiz. Bu yaptığın haneye tecavüz, sana orada anlatırlar. Ben zaten polisim. Ben de safım. Kimliğim. Bak. Yalnız görev yerim burası divan. Tamam mı? Anlamam gerekiyordu değil mi? Geldiğimde ne arıyordunuz arabada? Bir şey bulabildiniz mi? Olay yerinin gözünden bir şeyler kaçmış mı onu kontrol etmeye geldim. Tamam mı? Bulsanız da söylemezsiniz. Aynen öyle. Peki ya yardıma ihtiyacım varsa? Biliyorum birbirimizi tanımıyoruz. Ama sizin de benim ailemin başına gelenler normal şeyler değil. Birdenbire aynı acının tarafları olduk. Eminim geceleri ikimiz de aynı soruyu soruyoruz kendimize. Sizin nişanınızla benim babam birbirini nereden sanıyorlardı? Ve neden öldürüldüler? Belki beraber ararsak cevabı buluruz. Haklısınız. Emniyetteki tanışma çok iyi olmamıştı. Unutun. Baştan başlayalım. Başın sağ olsun. Farkındaysanız burada sizinle iletişim kurmaya çalışıyorum. Farkındayım. Kolay gelsin, benim çok işim var. Bakın ne bulduysanız benim de bilmeye hakkım var. Anlatamadım galiba, ben polisim. Eğer bulunmuş bir kanıt varsa bunu size göstermek zorunda değilim. Ama görev yeriniz burası değil, siz söylediniz. Şimdi emniyeti arayıp sizin kanıtı çaldığınızı söyleyeceğim. Olur. Selamı da söyle. Ne bulduğunuzu söylemeden gidemezsiniz. Ne o bıraktın kibar kız oyunlarını falan? Bana ne bulduğunu söyleyeceksin. Şu kolum alabilir miyim? Kolay gelsin. Sen var ya, gördüğüme... Bir daha sakın yoluma çıkma, duydun mu beni? Duydum. Efendim abi. Ha Arda, müsait misin? Evet abi. İkinci bir olay yeri daha var. Arabaya görünce emin oldum. Sibel başka bir yerde öldürmüş, sonra arabaya taşımış. Bilmem, belki de kötü bir tesadüf oldu. Neyse, ben seni sonra ararım. Tamam abi. Ha dur, kafama ne diyeceğim? Abi. Denizler ailesi ne iş yapar, ne yaparlar, ne içerler, bana bulman lazım, tamam mı? Tamam. Ama acil. Akşam eve bırakırım abi. Tamam.